Buyurun Erdem. Buyurun başkanım. Buyurun Erdem. Herkese selamlar öncelikle. Hissiyatın gelenekselleşmiş yılın sporcu ödülünde çok güzel anlar yaşadık ve gerçekten de yani tüm branşlarda Galatasaray'da hatasıyla sevabıyla ama herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz olsun. Çok çok büyük çaba sarf ediliyor. Onu söyleyebilirim. Bazılarında tabii bu çaba sonuca dönüşüyor. Bazılarında daha az sonuca dönüşüyor. Ama burada bu dönem işte amatör branşlarda ilkin ödül aldı. Kendisi Galatasaray için bence çok 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 kıymetli birisi. Hep futbol konuşuluyor. Diğer branşlar çok daha az konuşuluyor ama bunu da yavaş yavaş Galatasaray olarak dönüştürmemiz lazım. Eski günlerdeki gibi hatta daha fazlasını getirmemiz gerekiyor. Yani işte ilkinin o duygusallığının bir şeyin dönüşümünde açtığı yol gibi herkesin buraya bağlılığı çok farklı duygusal sebeplerle diyeyim. O yüzden bir taraftan Nando işte ömrünü neredeyse Galatasaray'da geçirmiş, o ödül aldı. Barış'la Mertens'e de ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Aslında tüm futbol takımına keşke şey olsa, herkes bir ödüle layık şeyler yapıyor. Başta Okan hocam buraya geldi. Yine çok kısa ama çok içten şeyiyle, konuşmasıyla hepimize de çok güzel mesajlar verdi. Hakikaten ödüller böyle, birileri seçim için birileri almak zorunda ama herkes alsa yeridir. Zaten hepsi de sağ olsun tüm takım adına aldıklarını söylediler. Barış da, Dries de bu yaşta böyle bir performansla hepimizi onurlandırıyor. Çünkü bu işi onlar yapıyor. Yani herkes bizlere de sağ olsun şey, ne diyeyim, bu anlamda nişane veriyorlar ama sonuçta bu işi, ceketim de ilikli kalmış. Normalde hiç alışık olmadığım için takım elbiseye. Bu işi futbolcular, sporcular yapıyor, hocalar yapıyor, tüm teknik ekip. Onun dışında da yani Florya'daki tüm kadro, herkes. Tabii ki yönetim kurulunun da herkesin çok büyük emeği var. Ama asıl sahada yapanlar. Yani biz şahsen, bana da bu işin nişanesi çok yapılıyor. Herkese ondan dolayı minnettarım ama asıl iş onların. Ve her zaman da onların yaptığıyla biz de gururlanıyoruz. O yüzden böyle günler çok önemli. Neden konuşayım diye dedim. Son günlerde bu liste, seçim falan, bu konular var. Ona bir açıklık getirmek için hemen çok kısa şey yapacağım. Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor. Bunu önceden de söyledim. Bizim için Mayıs artık. Mayıs'a geldik. Çiçekler açmaya başladı. Mayıs bizim ayımız. Bizim yılımız Mayıs'la başlıyor. Öyle. Bizim yılbaşımız Mayıs. Dolayısıyla tek bir şey var gündemimizde, şampiyonluk. Onu hep söyledim. Mayıs bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı. İnşallah sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. Rehavete kapılmadan, sonuçta 4 maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor ki zaten çok bütünleşmiş durumdayız. Dolayısıyla bu seçimde olma olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Kaldı ki seçimde biliyorsunuz bir yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor. Bir de sportif AŞ oluyor. Ben geçen dönemde seçimin son akşamı ana yönetim listesinde başkan yardımcısıyken bir şeyle, sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra sportif AŞ'de görev alarak devam ettim. Dolayısıyla bu listede olup olmama meselesi de yani hakikaten şu dönemde tartışacağımız bir şey değil. Ben bunu bundan önce de herhalde 3 defa söyledim. Bizim için seçimin hiçbir şeyi yok. Çünkü gerçekten de güzel işler yapan bir yönetimimiz var. Herkesin de, tekrar ediyorum, herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor bu konular için. Başta başkanımız olmak üzere. Dolayısıyla şunu istiyorum tüm camiadan, tüm taraftarımızdan. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır. O yüzden de bizim önümüzde sportif AŞ dediğimiz şey zaten görevimiz de devam ediyor. Yani sportif AŞ'nin böyle bir seçim gibi bir konusu yok. Yönetim belirliyor. Biz atanmışlar olarak işte. O yüzden de böyle bir gündem de yok. Dışarıda böyle bir, yani sosyal medyada da olsun, şeyde olsun, böyle bir gündem oluyor. Bu bizim için suni bir gündem. Altını çizerek söylüyorum. Başka hiçbir şey konuştuğumuz yok. Ben dün saat akşam 10'da çıktım Florya'dan. Sürekli
Yani her gün, ondan önceki günde sürekli oradayım. Bizim orada başka hiçbir gündemimiz yok. Tekrar taraftarımıza da, tüm camiamıza da çağrımız, şampiyonluk hedefinden başka, hak ederek inşallah, hak ederek şampiyon olma hayali hedefinden başka hiçbir şey konuşmayalım. Zaten Galatasaray 100 yıllık camia. Kim gelir kim giderin, herkesin bu döneme kadar çok güzel katkıları olmuştur ve emek veren herkese hepimiz, ben de bir taraftarım sonuçta, minnet duyuyoruz. Ama 100 yıllık camia seçimde zaten gereğini yapar. Her türlü hangi sonuç çıkıyorsa bu genel kurul iradesidir. Bunun için hiçbirimizin hiçbir şey düşünmesine gerek bile yok. Emin olun, herkes müşteri olsun. Hiçbir şey düşünmeyelim. Bizim yolumuz şampiyonluk olur. Ben Sportif AŞ'de görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele ama orada olmasak bile Sportif AŞ görevimiz devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Tekrar şey yapıyorum. Hep birlikte tüm konsantrasyonumuzu, yani o iliklere kadar hissettiğimiz şeyi devam edecek. Ve Mayıs ayı başladı. O yüzden Mayıs ayı hepimiz için başka bir yer. Mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yıldır, yılbaşısıdır. Dolayısıyla yakında inşallah hak ederek yeni yılımızı da şampiyonlukla taçlandırarak hep birlikte kutlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum. Erdem Bey, bir soru sorabilir miyim? Soru almayayım. Yani şey, her zaman soru aldım biliyorsunuz. Bu ortamla yani. Seçim dışı bir şeyse bağıştırıyor. Ama esas olay bu. Yönetici Erden Timur bu çağrıyı yaptı. Taraftar Erden Timur da merak ederdi Erden Timur'un olup olmayacağını. Evet, taraftar. Erden Timur istiyor mu? Taraftar Erden Timur adına konuştum ben. Taraftar Erden şey gibi, şizofren gibi. Taraftar Erden, öyle mi? Bir anda kendi kendime soracağım. Zaten ona bağlamaya başlayacağız herhalde. Yakında bu kadar stresten kendi kendimize konuşmaya başlayacağız diyeyim. Neyse, şu ana kadar başlamadıysak. tekrar edeyim ya. Taraftar Erden Timur olarak konuştum. Yani emin olun, buradaki tüm konuşmamı, bu işin bizim için gerçekten önemi yok. Ve asıl ya, bu kadar bizim 4 haftamız kaldı ya. Ve hani şey olarak da bakarsak, yani bir aydan az zaman kaldı ve bu bir aydan az zamanda başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Yani tüm taraftara da çağırın. Hiçbir şey konuşmayalım. Böyle şeyler hakikaten gereğini genel kurulun yaptığı işler. Bugüne kadar bu şeyde hiçbir zaman Galatasaray'da gerçekten başarılı olanı ödüllendirir, başarısız olanı çabuk, çünkü başarı odaklı bir camia olduğu için derhal ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var, her zaman var. Dolayısıyla herkes müşteri olsun. Başka da bir şey konuşmamıza gerek yok. Bunu bir şeyden topu taca atmak adına söylemiyorum. Zaten hani sonuçta diyorum ki listede olmasak bile biz Sportif AŞ'deyiz. Görev yapıyoruz. Her türlü şeye açıklık, görevimiz de zaten devam ediyor. Bizim başka bir konu konuşmuyor olmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Şampiyonluk yolunda bu kadar dolu dizgin giderken, gerçekten herkes bütünleşmişken, bu bizim kendi gündemimizi şaşırtmamız olur. Hiç yani seçim konuşanı hepimiz şunu diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı abi. Biz Mayıs ayında başka hiçbir şey konuşmayız diyelim. Hepimiz bu işin. Mayıs'ta şampiyonluktan başka bir şey konuşmayız. Erdem, İnşallah da hak ederek şampiyon olmamız lazım. Erdem Bey, oyuncular, futbolcular, seçim ilgili, hiç. Bizim Florya'da böyle bir gündem hiç yok. Yani zerre kadar yok. Herkes beni tanıyor sonuçta. Biz orada hiç böyle, onu demek istiyorum. Zaten futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlarımızın da hepsi, hem de çok böyle damarlarına kadar taraftar. Tüm Galatasaray çalışanların hepsi öyle. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa, bu kadar yüz yüze konuşuyoruz, demek ki diğer gündem suni bir gündem. Hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi de, yani ne diyeyim, sonuna kadar mücadele ederek hak ettiğimiz şampiyonluğu, yine herkese hak ettiğimizi de anlatarak, inşallah kanıtlayarak bu şekilde sonuca ereceğiz. Bu kadar emeğin, buradaki ihtiyacı taraftarın, hepimizin bundan 3 gün önce bütünleştiği gibi bu şekilde, şu anda da bütünleşik ama başka bir gündemde değil. Sadece şampiyonluk gündeminde bütünleşerek devam etmemiz. Galatasaray her zaman konsantrasyon çağrısı yapar. Ben şu an sadece konsantrasyon çağrısı yapmıyorum. Biz iliklerimize kadar bunu hissedeceğiz. Hepimize iliklerimize kadar şampiyon olacağımıza inanma hissettiğimizi tekrar birbirimize anlatma zamanıdır. Başka hiçbir gündemimiz olmasın. Tekrar saygılar sunuyorum. Erdem Bey, şunu valla bitiriyorum. Teşekkür ederim. Yine bu konuya geleceğiz. Yok, hayır, bir konuya gelmeyeceğiz. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Teşekkürler.